Şirvan'ın İncekaya Köyü Ortaokulu öğretmeni Hamza Yaşar, tek başına yürüttüğü Gönül Köprüsü Destek Projesi kampanyasıyla okulunu donattı. Sosyal bilgiler öğretmeni olan genç hemşerimiz okulun eksiklerini giderebilmek için sosyal medya dahil her türlü yolu denedi. Öncelikle okulun bir kütüphane ve sınıflarına da birer projeksiyon cihazı sağlamayı amaçlayan Yaşar, hayırsever vatandaşların yardımıyla amacına kısa sürede ulaştı. Eğitim ve öğretim yılının başından beri sürdürdüğü bu kampanyayla okuluna 4800 kitaplık bir kütüphane kurdu. Hem de kitap dolapları, masaları, asma tavanı ve stor perdeleriyle birlikte. 8 derslikte okulda 6 derste birer projeksiyon cihazı, bunun yanı sıra 5'i masaüstü, 3'ü laptop olmak üzere 8 adet bilgisayar sağlamış. 1 adet donanımlı bir fotokopi makinesini de bu yardım kampanyasında sağlanan araçlardan biri. Ayrıca Kızılay Genel Merkezi aracılığıyla 360 öğrenciye de giysi temin edilmiş. Bütün bunların yanı sıra temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında en başarılı öğrenci olan Melek Arıncı'nın ailesiyle birlikte yol masrafları dahil Antalya Kaş'ta 5 yıldızlı bir otelde bir haftalık tatil de kazandırmış. Modern kütüphanenin açılışı eğitim ve öğretim yılının sonuna denk getirildi. Kütüphanenin açılışına ilçe kaymakamı İbrahim Özden, ilçe milli eğitim müdürü Eşref Bakış ve diğer yetkililer katıldı. Ve kendisini böyle kırıl kırıl donatıp da geleceği aydınlık Türkiye'sinin mimarları olacak kardeşlerimizi es geçmek benim güzeldi. O yüzden ilk bir açılışımızı yaptık, sonra yeniden aşağıya indik. Sevgili kardeşlerim, şunu belirtmek isterim ki, biliyorsunuz ben Şirvan ilçesinin kaymakamı yetkisiyim. İlçemizde 27 tane köyümüz, 48 tane mezarımız ve 5 tane mahallemiz mevcut. Bunları topladığım zaman 120 tane yerleşim birini yapmakta. Bu 120 yerleşim birimimizde 86 tane eğitim müessesemiz var. 86. Ben bunların birçoğunu gezdim. Köy okullarına varıncaya kadar hemen hemen hepsi. Gezmediğim çok az müessesemiz kalmıştır. Bu okula geldiğimizde şunu gördüm. Gerçekten böyle kalbim, gönlüm sevinçle doldu. Yahu dedim, ne kadar güzel bir yermiş burası. Keşke daha önce gelmiş olsaydım da burayı gördükten sonra diğer yerlere gitmiş olsaydım. Çünkü ilk kezimi ziyaretimi buraya yapmamıştım. Diğer yerlere gittiğimde şunu gördüm, diğer okullarda. Sizin kardeşlerinizin gittiği, hemşehrilerinizin gittiği okullarımızda. Yani okulun boyası maalesef kötü. Kirli, temiz değil, bahçesi kötü. Yani hiç istemediğimiz şekilde fiziksel böyle ortamlarla karşılaştık. Sonra burayı görünce de şunu söyledim. Müdür Bey'e, ya dedim Müdür Bey, sizin burada öğrenciniz yok mu? Siz burada talebe okutmuyor musunuz? Çünkü burayı böyle güzel bir şekilde yapmışsınız, biz gelmiştik işte hizmetli arkadaşlar ya da bilmiyorum, belki öğretmenlerimiz burayı boyamışlar. Herhalde geldiğimde ilk dönemde değil mi? Selam, sizin öğrenciniz yok, böyle terleriniz duruyor, öyle mi dedim? O dedi ki yok, sayı kaymakamı, bizim burada o kadar böyle öğrencimiz var, ne kadar öğrencimiz var? Evet, 400 küsur öğrencimiz var. Peki dedim, bunlar nasıl öğrenci? Ya bunlar hiç böyle duvarları boyamıyorlar mı? Kirletmiyorlar mı? Camları kırmıyorlar mı? Ağaçları kırmıyorlar mı? Dediğim zaman bana şunu söyledi Müdür Bey, dedi ki bizim öğrencimiz bunları yapmıyor. Ben zaten bu cümleyi duymak istiyorum. O zaman ben şunu anladım. Dedim ki bizim buradaki öğrencilerimiz çok kıymetli. Hakikaten tam istediğimiz formatta öğrenci. Törenin sonunda Kaymakam Özder, genç öğretmen Yaşar'a başarı belgesi verdi. Bu başarı öyküsünün sahibi genç öğretmenimizin görüşlerini aldık. Yaklaşık 3 yıldır görev yaptığım Siyah Şirvan İncekaya Ortaokulu'nda tayinim çıkmadan en azından arkamda kalıcı bir şeyler bırakabilmek, köy okulunun bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Gönül Köprüsü Destek Projesi kapsamında bir çalışma başlattım. Çok şükür hayırseverlerin desteği ve yardımıyla bunu başardık. 4800 kitap sayısıyla modern bir köy kütüphanesi kurduk ve okulun çeşitli donanımlarının eksiklerinin giderilmesini sağladık. Bu çalışmamı yapmamda katkı sağlayan ilçe kaymakamımız İbrahim Özder'e, Milli Eğitim Müdürümüz Eşref Bakış'a, müdürümüz ve okul öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve bu kampanyaya destek veren herkesten de Allah razı olsun ve çok şükür ki modern kütüphanemiz şu an aktif hale gelmiştir.